Uyuyor. Yine bir hareket yok mu? Sıfır atraksiyon mu yine? Oldu bu defa. Hadi canım. Vay be, büyük gece desene. Nasıl oldu? Ya Sedat, senin sesin niye öyle mezardan gibi geliyor? Yani, ne bileyim, tuhaftı. Aman boş ver, olması gereken oldu işte, öyle düşün. Zaten bundan sonra artık görev gibi takılırsın. Sen şimdi onu bunu bırak da, farkında mısın? Biz yine ilk zamanlardaki halimize döndük. Farkındayım. Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Düşündüğünden daha çok. Yani senden daha önemli benim için hiçbir şey yok bu hayatta. Biliyorsun değil mi? Şerefsiz. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Öpüyorum çok. Ben de öpüyorum seni. Sedat. Uyandırdın mı canım? Özür dilerim. Kiminle konuşuyordun? Hadi lan anlat şimdi yediğin haltı. Hadi. Diyorum ki kiminle konuşuyordun? Ha, annemle. Annenle mi? Bu saatte mi? Evet ya işte. Annem yani biliyorsun çok saçma ama. Eva mı yaptı işte? Ya şu Kaan'ın kazası onu bayağı etkiledi. Benim kaza yaptığım zamanları falan hatırladı. Normalde bu saatte ararsa kızardım ama kıyamadım. Ağladı ağlayacaktı o yüzden mecbur sakinleştirdim. Senin yalan, yalancı şerefsiz. Ulan insan anasını karıştırmış, haysiyetsizci biliyetsiz. Yok canım. Kızılmaz zaten. Yani böyle işte fazla evham yapıyorlar. Ben de kendi annemden biliyorum. İyi yapmışsın. İki konuştun içi rahat etmiştir. Hadi sen gir üşütme. Ben de hemen geliyorum. Tamam. Ama sen de kalma fazla. Üşütürsün bu havanı. Şirketten de aramışlar görmemişim. Bu saatte aradıklarına göre önemli bir şeydir. Ben konuşup hemen geliyorum. Tamam canım. Hem senden daha fazla ayrı kalabilir miyim sanıyorsun? Yalancı köpek. Lan senle biz var ya başka bir yerde denk gelecektik böyle. Seni benim elimden alacak baba itim var ya. Lan. Harbi terbiyesiz köpeğin birisin sen ya. Gidiyorum hadi geliyorsan gel. Hallettin mi? Evet Eride Hanım. Oldu sonunda. Çok şükür damat bey. Çok uğraşmamız gerekti ama sonunda görevini yerine getirebildin. Sana da zahmet oldu. Ara haber ver diye ısrar ettiğiniz için aradım. Lütfen pişman etmeyin beni. Bir de bizi artık rahat bırakırsanız. Rica ediyorum Nalan üzmeyin artık. Ben mi kızım üzüyormuşum? Bak 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 laflara bak. Nalan'ı üzüyormuşum. Sanki çok umurundaydı Nalan'ın üzülmesi. O konulara girmesek? İstediğim konuya girerim. Bana bak, sen koca olarak yapman gerekeni yaptın. Benim iyiliğim için değil yani. Bana öğüt vermeye kalkma. Bu hayatta verdiğin son öğüt olur. Pişman ederim seni. Hadi, kal selametle.
ya Rabbim ya. Sabır, sabır. Ömür torpusu bu kadın, yemin ediyorum ya. Ne oldu canım? Uyuyamadın mı? Yok. Uykum kaçtı. Ama balayımız daha yeni başlıyor aşkım. Yani yarın gezmek için bu gece güzelce dinlenmen lazım. Değil mi? Biliyorum da işte uyku tutmadı, ne bileyim. O zaman seni uyutmak için bir şeyler düşüneyim. Ne olabilir? Ne olabilir? Kapat gözlerini. Neden? Kapat. Tamam. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellel iken, pireler berber iken... Ne oldu ya? Pardon. Öyle değil miydi? Bir şeyken, bir şeyken değil miydi? Öyleydi, öyleydi. Ha. O berber şu anda saç tasarımcısı olmuş artık. Bence de olmuştu. Hadi kapat. Kapat. Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman dağların arasında, küçük bir kulübede, dünyalar güzeli bir prenses yaşarmış. Çok tatlısın. Şşş, kapat gözlerini. O prenses o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki onu gören prens ilk görüşte ona aşık olmuş. İyi geceler. İyi geceler.